Evet sevgili arkadaşlar, 101 soruda LYS geometri son parttayız artık. ABCD dikdörtgen verilmiş, EBF'ye orta nokta var. Tamam, şöyle yapalım o zaman. DE artı BC çarpı FE. Şimdi Koray, ben bu tarz sorularda bir tane merkez belirliyorum. Genellikle merkez köşelerden bir tanesi. O köşeye göre artık vektörleri isimlendirebiliriz. Bir kere BE vektörü şu değil mi? Evet. DE artı BC tam olarak buraya gelmez mi? Evet. Bunu buraya taşıyabilirim çünkü vektörler biliyorsun ötelenebilirler. Evet. D artı BC buraya geldi. Şimdi burası 4'e 4 değil mi? Merkezim yani orijinim burasıysa burası x ekseni üzerinde. O zaman şu anda bulduğum bu vektörün değeri 4'e 0. X değeri 0, y değeri 4. Evet. Doğru mu? Doğru. FE vektörüne geldiğimde ise şu mu? FE vektörü. Bunun merkezini buraya taşıyabilirim gene. Dikkat edersen burası 4 birim olduğuna göre şurası da mı 4 birim olacak? Eksi 4 noktası yani burası ama yüksekliği bilmiyorum. Şuraya 2x diyelim ya da 2a diyelim, yüksekliği a mı olacaktır? Evet. O zaman bu vektörün koordinatları da eksi 4'e a mı? Hiç önemli değil, çarp. Eksi 16 artı 0'dan cevap eksi 16 olacak. Tamam. Tamam. Hocam bir dakika. 6 dedik 4 dedik yalnız. 4 4. Şöyle. Tamam. Yok altı, uydurmayın. Peki, öğrencilerin zorlandığı sorular, benim de en sevdiğim sorular. Çünkü böyle kafanda canlandırın, ne yazıyor, ne yazıyor. Rekürtte verilen ifadelerden kaç tanesi yanlıştır? İki düzlem arasındaki açı, ölçek açıyı verir. Bu bir tanım zaten değil mi? İki düzlemi böyle birbirine koyduğunda arada bir açı oluşmuyor mu? Evet. Buna ölçek açı denir. Dolayısıyla bu doğru. Doğru. Birincimiz doğru. Aykırı doğrular birbirine paralel olabilir. Şimdi aykırı doğrular uzay belirtir. Şöyle düşün. Şu iki doğru aykırı mı? Hayır, aynı düzlem üzerinde. Dolayısıyla paralel olamazlar. Aykırı doğrular çakışık ya da paralel olamazlar arkadaşlar. Aykırı olmaları için farklı düzlemde mi olmaları? Yani gerekiyor? Farklı düzlemlerde tanımlanmaları gerekiyor gibi düşünün. Yani ne eğimleri aynı ne oldukları yerler aynı. Aykırı. Aykırı. Aynen öyle. A doğrusu E düzlemine dik ise E'deki tüm doğrulara ayrı ayrı dik olur. Şu A doğrusu olsun. Gördüğün gibi şu kağıt üzerine dik. Tamam. Peki şurada bir doğru var. Bu. Buna dik mi? Dik. Dik. Şuna? Ona da dik. Çünkü şu doğruyu şöyle öteleyebilirsin zaten. Evet. Bak hep ne olacaktır? Dik olacaktır. Ya da şu doğrunun paralelinde başka bir doğru düşün. Eğimler aynı değil mi bunların? Bu merkezden geçiyor ama bu buna dik. Bunu görebiliyorum. Bunun da eğim aynı olduğuna onun göre da dik olur. Buna da diktir. O zaman bu nedir? Doğru. Pardon. Bu yok, da doğru olabilir. Doğru. Bir düzlemdeki eşkenar üçgenin diğer düzlem üzerindeki dik üslüşümü ikizkenar üçgen veya doğru parçası olabilir. Şimdi elimde bir tane eşkenar üçgen var. Tek eşkenar olmayacak ama artık idare edilir. Şu diyelim ki eşkenar üçgen olsun. Olmadı ya. Üçgeni hiç güzel yapamadım. Hadi hocam ya. Çöp olacak o kağıt birazdan. Hayır, şöyle iyicene küçültmek istiyorum. Şu bir eşkenar üçgen, tamam mı? Bu üçgeni düzleme dik tutarsam bir doğru parçası oluşuyor. Doğru mu? Doğru. Eğer düzleme paralel tutarsam bir eşkenar üçgen oluşuyor. Evet. Ama şöyle hafif yukarı doğru tutarsam şu kenarlar daha kısa olacağı için hani ölçek açıyı verir demiştik ya. Arada bir ölçek açı var. Artık bu kenarlar daha kısa. Şu kenar olduğu gibi gözükecek. Diğer gölgesinde. Daha kısa kalacak. Ama şunlar daha kısa kalacak. Bir de dolayısıyla aynı olduğu için ikizkenar üçgen olacak. İkizkenar üçgen oluşacaktır. O zaman bu da doğru. Eşkenar üçgen oluşamaz mı? Ama o da zaten bir ikizkenar üçgendir aynı evet, zamanda değil ben mi? Ben onu diyecektim de. Kapsadığı için kabul ediyoruz onu. Eğer bir doğru başka bir doğruya dik ise bu doğrunun dik yüzleşimi de aynı doğruya diktir. Şimdi öğrencinin kafasına bu canlanmıyor. Tekerleme gibi cümle oldu. Ne demek istiyor burada? Düşünebiliyor musun? Bir doğru başka bir doğruya dik ise bu doğrunun dik yüzleşimi. Bu doğru bu doğruya dik. Tamam. Şöyle E hafiften. Bak şunda bir dik yüzleşimi oluşacak değil mi burada? Evet. Bu da buna diktir diyor. Evet. Gayet doğru. O zaman bu da doğru sevgili arkadaşlar. Kaç tanesi yanlıştır diyor bir tanesi. Tanımsal ezberlemektense bu şekilde böyle. Bunlar şey mantık bak, zaten. Evet. Şu birincisi tanım bak. Bu bir oluyor. Terim. Ölçek açı. Bu terimi bilmek zorundasınız. Ezberlemeniz gerekir. Mantık yoktur. Buna ölçek açı değil de bımbık açı da denebilir de. Değil mi? Bu bir isim çünkü ya. Bu isimleri bilmek zorunda mısınız? Soruyorlarsa bilmeniz gerekiyor terimleri. Ama şu kavramları mantığınızla algılamak zorundasınız. Taban yarı çapı 4 birim olan dik silindiri verilmiş. Bu arada şurası ve şurası dik olarak gösterilmiş. Burada yazıyorum bilmiyorum ama AD DH'e eşit BH 2 birim.
BH 2 birim, tamam. Taban yarı çapı 4. O zaman şurası 8 değil midir? Evet. Bak tam diğer köşeden. 8, x, x dersek. 8'in karesi. Yok bir dakika. X kare artı, x artı 2'nin karesi. 8, kaç 15, 17. Evet. X 15'tir. X 15 ise, tamam benden ne istiyor? EH'ımı artık kolaylıkla bulabilirim. Burası dik değil mi? Evet. 2 kere 15, 30, 30 kök 30. 30. Aradım. Evet. Cevap. Ne göstermişsiniz bunu? Reküpte verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hadi bunu sen cevapla. Aykırı 2 doğru uzay belirtir diyor. Bunu zaten az önce söylemiştik, evet. Aykırı 2 doğru uzay belirtir, doğru. Doğrusal olmayan 3 nokta düzlem belirtir. Şimdi doğrusal olmayan diyor. Demek ki bu 3 doğru aynı doğru 3 nokta aynı doğru üzerinde değil. Tamam. Peki ben bu 3 nokta arasında 3'ün ikilisi yani 2 noktadan bir doğru geçecek şekilde düşünürsem. Çok kafanda büyütme Koray. Ya açıklama, 3 nokta düşün. Açıklama yapıyorum hocam. Hani. Yapma ama çocuklar da bundan çok kafaları karışıyor. Tamam. Şöyle düşün. Uzayda 3 tane nokta düşün. Tamam. Bu 3 noktayı birleştirdiğinde ne olur? Bir üçgen oldu orada. Üçgen düzlem midir, uzay mıdır? Düzlemdir. O zaman doğru, bir düzlem belirtir değil mi? Evet. Şimdi sen 3'ün ikili kombinasyonuna falan girersen ama şimdi 2 nokta var ya işin içinde, o yüzden. Ama bunu 2 noktayı gösteriyorsun sadece. 2 3 nokta. Hani 30 40 nokta olsa işin içerisinde belki de neler ortaya çıkacak bunu bir düşünmek gerekir değil mi? Evet. Ama sadece 2 3 noktadan bahsediyoruz. Bunu çok fazla gözlemleyin çünkü tamam. 30 40'ı da sormayacaklardır eminim. Peki düzlemin dışındaki bir noktadan düzleme sonsuz tane paralel doğru çizilebilir. Şimdi şu düzlemim olsun. Benim gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada bir nokta aldım. Hı-hı. Ben bu noktadan sonsuz tane paralel çok çizebilirim. Doğru. Güzel, bu da doğru. 3 düzlem uzayı en az 4 uzayımsı böyle. Yani 4 tane uzay bölgesine ayırır diyor. Hocam şimdi 3 tane düzlem var. Şimdi 3 tane elim yok. Öyle göstermem. Benim var 2 tane. Kullanabilirsin. Şimdi, bir tanesi ben aldım. Burada 3 tane düzlemimiz var. Evet. Şimdi birinci bölge burada. İkinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Burada en az 4 bölge ayırır. O eğer fazla deseydi düzlemleri kesiştirmem gerekiyordu. Evet. N çarpı n artı 1 bölü 2. Bu arada bunun formülü var zaten var. Arkadaşlar. N artı 1 tane. En az derse n artı 1 tane. Evet. En çok derse n çarpı n artı 1 bölü 2 artı 1 gibi. Ben her seferinde çiziyorum, daha kolay oluyor. Neyse. Paralel 2 doğru uzay belirtir diyor. Bu doğru mu? Artık yanlış bu olduğu yok, kesin. Yok yanlış o. Uzay neden? Belirtmez. Düzlem belirtir. Değil mi? Paralel 2 doğruyu birleştirdiğinde bir düzlem ortaya çıkar. Evet. Gidip de tüm uzayı kapsayamazsın sen. Öyle değil mi? O zaman bu yanlış. Aldık. E1 ve E2 düzlemleri arasındaki ölçek açı 60 derecedir. E1 düzleminde bir kenar uzunluğu 6 cm olan bir karenin E2 düzlemindeki dik yüzleşim alanını bulunuz. Yani şöyle bir tane düzlem var diyor, kare şeklinde. Arada 60 derecelik açı var bu arada. Bir kenar 6. Bunun üzerindeki izdüşümünün uzunluğunu bulunuz, alanını bulunuz diyor. Çizelim hocam. Çizelim. Şimdi bak. Şu benim kalem. Tamam mı? Şu da büyük düzlemim Koray. Tamam. Şu kare bu büyük düzlemde 60 derecelik açı yapıyor. Her bir kenarı 6, 6, 6. İz düşümüne baktığımda tak burası 6 olarak değecek değil mi aşağıya? Hı hı. Ama şurası dikkat edersen şu dik kenar kadar bir iz düşüm bırakacak aşağıda. Evet. Burası ne 60 derece. Lazım. 6, 3, 3 kök 3 birim midir burası? Pardon. Hayır. Burası 3 birimdir değil mi? Burası 3 kök 3'tür. 3 kök 3 birim. Dolayısıyla aşağıdaki yansıması adeta dikdörtgenin bu kenarını 3 gibi gösterecek. Dolayısıyla kenar uzunlukları 6'ya 3 olan bir dikdörtgen göreceğiz. Yani alanı 18. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Zeminle 60 derecelik açı yapan kare şeklinde bir kağıt var. Tam tepeden ışık tutuyorsunuz. Birebir aşağıya gölgesi gelecek şekilde. Bakarsanız ki bir kenarı 6 cm hiç değişmiyor. Düzleme paralel çünkü o kenar. Şu doğru parçası düzleme paralel şu anda, o yüzden değişmeyecek. Ama şu doğru parçası düzleme paralel mi? Hayır. O da açısal değere göre yeni bir değer alarak aşağıya yansıyor. Evet, güzel bir soru. Bir tane silindir var. Ağzına kadar doluymuş. Yer ile 45 derecelik açı yapacak şekilde eğrilen silindir bir miktar su dökülüyor. Çapı 4 cm. DE 2 olduğuna göre dökülen su miktarı. Aslında gayet basit. Silindiri şöyle düşünelim. Tamam mı? Şurası 2, 2. Neyse. Şurayı bilmiyorum. Ama dökülen su zaten şuna eşit değil mi Koray? Evet. O zaman ben şu üstte kalan silindirin hacmini bulayım ve 2'ye böleyim. İki parçası var, evet. Çünkü. Ama üstte kalan silindirin hacmi şurası 4 değil mi? Pi 4'ün karesi çarpı yükseklik 2 birim mi?
8, pi 16, pi r kare, 32 pi oluyor. Yarısı? 16 pi. Pardon, çapı 4 diyor, özür diliyorum. O zaman yarı çapı 2. 2. 8 pi oluyor, yarısı, yarısı 4 pi olacaktır. Bir hatam yok değil mi? Yok hocam. Ya 45 dereceyi... 45 derece burada yanlış olmuş galiba. Buradaki soruyla bunun alakası yok arkadaşlar. Ya da çizilen şekille. Yer ile kaç derecelik açı yaptığını bilmiyoruz biz. Şu anda öyle değerlendiriyoruz burayı. Yoksa burayı vermemesi gerekirdi zaten. Biz kendimiz bulurduk orayı. Burayı 2 vermiş, biz 2 alıyoruz. 45 derece burada yokmuş gibi düşünüyoruz. Burada oluşan şekil yoksa farklı oluşur. Tamam. Peki. Hoba. Bir tane kağıda ihtiyacım var. Yukarıda verilen geometrik şekillerden A'dan başlayarak yüzeyden C noktasına ulaşan karınca navaca yolu büyükten küçüğe doğru sıralayın. Biliyorum şu karıncaları çok seviyorlar biliyor musunuz? Şimdi ilk önce silindir vermişlerdi. Sonra koni vermişlerdi. Şimdi silindir, koni, küp hepsini veriyorlar. Bakalım. İlk önce şu silindiri bulalım. Dikkat edersen karınca silindirin etrafında bir tam tur atmış bir de yarım tur atmış. Evet. Doğru mu? Yani bu silindirin açık halini düşündüğümde ben. Bir tam tur, yarı çapı kaç? 2. Pi r kareden pardon üzülüm. 2 pi r'den 4 pi midir bir tam tur? Evet. Bir de şurası 2 pi. Şurası yok o zaman şeklin. Karınca şuradan şuraya gelmiş. Hı hı. 6 pi, 8 pi yüksekliğini vermiş. O zaman aldığı yol 10 pi. Buraya 10 pi'yi yazıyorum. Geliyorum buna. Burada bir koni var. Açılmış halini çiziyorum koninin. Şurası 6 birim. 2 pi r'den çevresi, şuradaki çevresi 2 pi r'den 4 pi, şurası 4 pi, doğru mu? Doğru. Şimdi bu karınca şuraya gelmiş Koray, tam ortalayacak şekilde. Hı hı. Dikkat edersen koninin etrafında tam bir tur atmışsa tam bu köşeye gelmiş olur. Ama benim bu uzunluğu bulabilmem için şu açıyı bilmem gerekiyor. Nasıl? Şeyden, alfa bölü 360 onu mu kullanacağız? Normalde bu dairenin çevresi 2 pi r'den 12 pi. Çarpı alfa bölü 360. 4 pi'ye mi eşit olması evet, gerekiyor? 120 olması lazım. 30 pi'lerde gider. Alfa eşittir 120. Demek ki şu açı 120 derece. Hemen bulalım. Şurası 3. Burası 120. Nasıl yapabilirim? Göremiyorum bir saniye. Burası 120 derece. Burası 3 verilmiş. Kosinüs teoreminden kenarı, bu kenarı arıyorsam ben kosinüs teoreminden bulabilirim. Yani 30-60-90 üçgeni de oluşturabilirim. Ama geometrideyiz madem. Kosinüs teoremi kullanalım. Tamam, artık trigonometri burada ya. Peki ne olacaktır? Şuraya x dersem. X kare eşittir 9 artı 36 eksi 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı kosinüs 120. Eksi 1 bölü 2'dir evet. O da. 18. 54 63 mü? 3 kök 7. O zaman buradaki cevap. Doğru mu? Doğru. Ve gelelim küpe. Dikkat ederseniz A'dan C'ye diyor ya, bu A'dan C'ye cisim köşegeni değil mi? Hı hı. Şöyle yapalım. 4 4 şurası 4 kök 2. Şurası da 4. Hop hesapladığınızda burası 4 kök 3 olacaktır. 3 kök 7 ile 4 kök 3'ü kıyaslamamız gerekiyor. 10 pi en yüksek. Neden? Pi'yi 3.14 olarak düşünürsen evet, 30'larda bir değer. Bir sayı evet. Oluyor. En büyük bir. Kıyaslayacaksam o zaman karelerini düşünürüm. Bu 48. Bu 63. 63 o zaman 2 daha büyük. En yani. Büyük bir. Sonra 2 sonra 3. 3. Burada bir yerde bir şey söyleyecektim ben. Aklıma bir şey geldi ama unuttum sonra. Hangisinde hocam? Koni'de mi? Hatırlamıyorum. Neyse hatırlarsam çekimin sonuna kadar söylerim. Tamam. Peki. Bir tane ne var burada? Döndürme sorusu var. Şimdi bunu diyor ki bir y ekseni etrafında döndür 180 derece. Bir de x ekseni etrafında 180. Sonra ikisini birbiriyle kıyasla. Oh, maşallah. İlk önce y ekseni etrafında döndürdüğümde. Şöyle mi olacak Koray? Hem silindir hem koni. Silindir olacak ama içindeki koniyi ne yapmak zorundayım? Çıkarmak zorundayım. Boş bir kuru. Silindirin hacmi yarı çapı 5 birim. Yüksekliği 4 birim mi? Evet. Pi çarpı 5'in karesi çarpı 4 mü? Evet. Yani 100 pi mi? Hı hı. Eksi koninin hacmi. Dikkat ederseniz koninin yarı çapı kaç? Şurası 3 mü oluyor? 3. Yükseklik 4. Pi r kare. Pi çarpı 3'ün karesi çarpı 4 bölü 3. 12 pi. Demek ki oluşan şeklin hacmi y ekseni etrafında döndürüldüğünde 88 pi. Yalnız 180 derece döndürdük. İkiye bölelim bir de bunu. 44 pi. 180 derece döndürdüğümüz için. Aslında ben onu direkt es geçeyim. Neden? İkisi 180 ya. Aynı olsun. Şey ama olsun. Olsun. Peki. Gelelim silindirin x ekseni etrafında döndürüldüğü oluşacak duruma. Bakın şöyle oluşmayacak mı arkadaşlar?
Doğru mu? Silindirin üstünde bir koni. Bir silindir oluşacak. Şöyle geçelim. Bir de üstünde koni. Silindirin hacmi pi çarpı 4'ün karesi çarpı 2. Artı koninin hacmi, bu sefer şurası 3 birim mi? Pi r kare, pi çarpı 4'ün karesi çarpı yükseklik bölü 3 mü? 16 pi, 32 pi daha 48 pi. Bunu da 2'ye böl. 24 pi. 24 pi. Yani 44 bölü 24. O da 11 bölü 6. 4'e bölelim. 11 bölü 6. Aradığımız sonuç olacaktır. Yarı çap uzunluğu 10 cm olan bir küre. Önce merkezinden 6 cm uzaklıkta bir düzlemle, daha sonra merkezinden 8 cm uzakta olan bir düzlemle kesiliyor. Kesişim noktaları çakışmıyor bu arada arkadaşlar. Küreğin yüzey alanının kesit alanlarının toplamına oranını soruyor. Şimdi küreğin alan formülü neydi? 4 pi re kare. Küreğin hacim formülü ne? 4 bölü 3 pi re küp. 4 bölü 3 pi re küpün türevini alırsan ne oluyor? Alanı oluyor. Yani 3 boyuttan 2 boyuta düşmüş oluyorsun. Çok güzel. Küreğin alan formülü 4 pi re kare değil mi Kore? Bir dakika ya, diğerleri için de geçerli mi bu? Pi re kareden 2 şekillerde. Mesela pi re kareden 2 pi re. Evet, direkt aklıma geldi. Dairesel bir şekil var. Çünkü normalde dikdörtgen vesaire, bunlar doğada var olan şekiller değildir. Hiç dikdörtgen şeklinde ya da küp şeklinde bir gezegen gördün mü? Yok. Hep küre şeklinde ya da silindir şeklinde, silindir diyorum özür dilerim, eliptik şekilde artık böyle açısal hızla oluşan şekiller vardır. Ama dikdörtgen ya da küp küp doğru yoktur. Peki, eğer alan formülü 4 pi re kare ise 4 çarpı pi çarpı onun karesinden bir kere kürenin alanı 400 pi. Doğru mu? Doğru. Şimdi Koray, merkezden 6 cm uzakta kesiyorsun. Şöyle bir kesit alanı oluştu. Doğru mu? Burası 10 değil mi? Evet. O zaman burası 8 birim oluştu. Pi re kareden 64 pi bunun kesit alanı. Tamam. Merkezden 8 cm uzakta kestiğinde de şuradan kestiğini düşünelim. Pardon, şöyle keselim. Şurası 6 olmayacak bu sefer. Olacak. Bu sefer de pi re kareden 36 pi kadar bir kesit alanı oluşacak. Yani 100 pi mi? 400 pi'nin 100 pi'ye bölümü istenmiş bizden. O da kaçtır arkadaşlar? 100 pi'dir. Evet. Hani biliyorsunuz bu sene moda ne? Şıksız soru var. Yani böyle boşluk doldurmaca var. Açık uçlu. Açık uçlu denemez artık ona ama açık uçlu diyelim biz gene de. Açık uçlu boşluk doldurmalı sorular. Şekilde bir kenarı 8 cm olan bir kare şeklinde bir evin köşesine 12 metrelik iple bağlanan koyun, kare şeklinde alanın dışında ulaşabildiği her yerde otları yiyebilmektedir. Yani alanın içerisine girmiyor. Buna göre en fazla kaç metrekare otlama alanı en fazla kaç metrekare olabilir diyor. Şimdi koyunu canlandırıyorum. İpi 12 metre mi? Şurası 4 olacak, şurası 8 olacak. Şöyle gelebilir o zaman. Doğru mu? Evet. 4 metre şeyinde, yarı çapında. 12 metre. 12 metre çapın, ya yarı çapında her şeyi çizebiliyor. Pi çarpı 12'nin karesi çarpı 3 bölü 4 ama. Neden? Malum sebeplerden. Pi çarpı 144, 3 bölü 4, 36, 108 pi. Bakın şuradan içeriye giremediği için ne yaptı? Şuradan şuraya kadar 108 pi kadar alanı yedi. Ama şuraya geldiğinde koyun ipi bu sefer şöyle yapabilir. Öyle değil mi? 4 metre. Ya da şöyle yapabilir 4 metre. Yani şurada 4 metrelik 2 tane çeyrek daire mi oluşacak? Evet. Çünkü ip buraya takılacak ve 4 metre gelebilecek buraya kadar. O zaman pi re kare, pi çarpı 4'ün karesi bölü 4 çeyrekten 2 tane mi var? 8 pi mi oluyor burada? Evet. O zaman toplamda 116 pi kadar alanda ne yapacak? Bir ot yiyecek keyifle. Yazık hayvana. Bırak rahat rahat dolaşsın hayvan. Şimdi açık uçlu sorularda terimler de sorabilirler. Bunu söylüyorum sürekli olarak. Ya da sormaları gerekiyor bence. Çünkü bazı terimlerin bilinmesi gerekiyor. Düşünsene, elipsin tanımını birçok öğrenci bilmiyor. Hiperbolün tanımını birçok öğrenci bilmiyor. Direkt olarak şekil olarak ezbere biliyorlar. Evet. Ya da çemberin tanımı nedir? Bir noktaya olan uzaklıkları toplamı sabit olan noktalar kümesidir, değil mi? Ama çocuk bu tanımı bilmiyor. Çember diyor, böyle çiziyor. Ya çember deyince aklına direkt 2 pi re, pi re kare geliyor, bitti İşte olay. Bu çemberin ortaya çember çıkış var. Şekli bizim için önemli. Burada da bir tanım var. Belli iki noktaya olan uzaklıkları toplamı sabit olan noktalar kümesine nokta 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 denir. Yukarıda verilen noktalı yere yazılması gereken terim nedir? Elips, değil mi? Elips nedir arkadaşlar?
İki tane noktamız var böyle. Bunlara olan uzaklıkları toplamı sabit olan nokta çiviyle şöyle devam ettirdiğinizde şöyle bir şekil ortaya çıkartıyorsunuz çünkü. Bu cevaba elips yazacaksınız. Tabii ki orada kodlayarak yazacaksınız bunu. Evet, geometrinin de sonuna geldik. İnşallah matematiği de bitirdikten sonra rahat edeceğiz. Sınavda başarılar diliyorum hepinize. İnşallah güzel sonuçlar alacaksınız. İnşallah. Başarılar.